tüp bebek tedavisinde yumurtaların hazırlanması bu tedavinin en önemli noktasını oluşturmaktadır. Biliyoruz ki hedefimiz 10 ile 15 arasında kaliteli yumurtaların elde edilmesidir. Bunlar bu tedavide yumurtaların ele geçirilmesindeki ana nokta belirli ilaç dozlarının uygulanmaya başlamasında kadının yaşı, yumurtalık rezervleri, daha önce tüp bebek tedavisi uygulandıysa bu tedavide elde edilen yumurtalar ve yumurtaların kalitesi bizim hastada uygulayacağımız ilaç dozunun belirlenmesinde en önemli noktalardan birisidir. Ve biz hastanın özelliklerine göre belirlediğimiz ilaç uygulanımını genellikle adetin ikinci veya üçüncü günü tedavisine başlarız. Ve belirli aralıklarla hastada yapılan vajinal ultrasonla yumurtaların gelişimini takip ederiz. Aynı zamanda kanda yapılan hormon kontrolleriyle de yumurtaların gelişimini takip etmek mümkündür. Asıl kontrol noktamız vajinal ultrasonla yapılan yumurtaların büyümesinin takibidir. Genellikle 10-12 günlük bir zaman dilimini içermektedir yumurtaların gelişimi ve bu süre zarfında da hastaların 4 ya da 5 kez vajinal ultrasonla kontrolü gerekmektedir. Biz tabii ki bu gelişimi sağlarken çeşitli ilaçların uygulanımından faydalanırız. Bazı hasta gruplarında uzun tedavi protokolleri ve bazı hasta gruplarında da kısa tedavi protokolleri daha uygundur. Asıl hedef her tedavi protokolünde de 10 ile 15 arasında kaliteli yumurtaların elde edilmesidir. Ve bu yumurtalar gelişimi sağlandıktan sonra ameliyathane koşullarında özel iğne yardımıyla tek tek toplanıp laboratuvar ortamına alınır. Laboratuvar ortamında çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yumurtalar döllenmeye hazır konuma getirilir. Yani tüp bebek tedavisinin en önemli noktası kadında ilaç uygulanımıdır. Belki de en uzun süreyi bu dönem içermektedir. Ve bu dönem gerçekleştirdikten sonra bir sonraki basamaklara geçiş sağlanmaktadır. Ve biz kadında ne kadar sağlıklı yumurtalar elde edersek başarı oranlarımız da o kadar oranda yüksek gerçekleşmektedir.